Merhabalar, Yeni Çağ Gazetesi Mehmet. Bugün basına Berat Albayrak'la ilgili Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığı ile ilgili bir iddia çıktı ortaya. Hatta Albayrak'ın avukatı da 2012 yılında yabancılar almasın diye aldık gibi bir ifadede bulundu. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Şimdi hatırlayacaksınız, Erdoğan bu projeye önce sükse projesi demişti. Daha sonra Ulaştırma Bakanı çıktı, dedi ki bu bir rant projesidir, tüm projelerde rant vardır. Ama bugün baktığımız zaman görüyoruz ki aslında bu proje Saray Sosyetesi'nin ve ona yakın olanların da zenginliklerine zenginlik katma projesiymiş. Yani avukatlar açıklama yapıyor, yabancılar almasın düşüncesiyle. Sıradan bir satın alma, olağanüstü satın alma nasıl oluyor? İki, tarla olarak alınan bu yerler şimdi anladığımız kadarıyla konut alanına dönüştürülmüş. O zaman tarla olarak alınan bu yerin şu anda konut alanına dönüştürülmesi sonucunda değeri nereden nereye çıkmış? Açıkçası Kanal İstanbul projesinin ne olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Bunun proje falan değil bu. Bu açıkçası neydi belirsiz bir ucube yatırım. Bakın dün de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir finans devi denen bir şirket çıkmış. Adı da Money Maker Management, gazetelere beyanat veriyor. Hiçbir şey düşünmeden buraya finans vereceğiz. Niçin? Tekrar ediyorum. Bu ülkede tüyü bitmedik yetimin geleceğini karartan, olağanüstü rantları bir takım yandaşların cebine aktaran, bu projeye finansman vereceklerin bilgisi olsun. İktidara geldiğimizde bunlara tek bir kuruş geri ödeme yapmayacağız. Gerekçe açık. Bu proje bu milletin yararına olan bir proje değil. Bu proje milletin geleceğini karartan bir proje. Milletin geleceğini karartanları da mükafatlandırmayacağız. Evet. Libya için yapılan Berlin'deki konferansa biraz değindiniz ama baktığımız zaman bir planda uzlaşıldı ama ortada hani somut bir çözüme dair çok bir şey bulunmuyordu. Kalıcı bir ateşkes de sağlanmadı. Öyle bir ateşkes de yok. Sayın İbrahim Kalın'ın da bazı açıklamaları oldu. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır dedi. Baktığımız zaman bu konferanstan ne bekliyorduk? Neler kazandık ya da neler kaybettik? Ne çıktı? Birincisi bu. İkincisi de erken seçim tartışmaları ile ilgili Sayın Lütfü Türkkan İyi Partili bir sosyal medyadan bir paylaşım oldu. 28 Haziran tarihini yazdı. Bunun için erken seçim için ne dersiniz? Birinci soruya hemen cevap vereyim. Yani Libya'da ortaya çıkan anlaşma önemlidir. Libya'nın sorunları Libyalılar tarafından çözülmelidir denmektedir. Libya'da askeri müdahale olmamalıdır denmektedir ve Birleşmiş Milletler'e önemli bir görev, bu işin çözülmesiyle ilgili önemli bir görev verilmektedir. Ama tabii burada mühim olan konu, bunun altına imza atan ülkelerin bu sözlerinin arkasında durması ve etkili olabildikleri diğer ülkeleri de bu sözün gereklerinin yapılması konusunda ikna edilmesidir. Gerçekten de bu meseleler bölgenin meseleleri, bölgedeki ülkelerin meseleleri, bölgenin ve ülkenin halkları tarafından çözümlenmelidir. Seçim tarihi konusunda şunu söyleyeyim. Genel başkanımız da söylüyor. Aslında seçime karar verecek olan Erdoğan'ın kendisidir. Çünkü şu anda tek adam parti devleti rejimi vardır. Ne zaman seçime gidileceğini Erdoğan karar verecektir. Ama biz her an seçime gidilecekmiş gibi hazırız. Mahir Kılıç, Habertürk Televizyonu. Efendim, geçtiğimiz Cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı basın açıklamasında isim vermeden amcanız İlhan Özçırak'la ilgili bazı ithamlarda ve imalarda bulunmuştu. 12 Eylül sonrasından bahsederken bu imaları nasıl değerlendirirsiniz?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin içerdiği, aynı zamanda yine CHP'li yöneticilerin söylemlerinin yer aldığı bir dosya da oluşturuldu. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde MHP'den bir açıklama geleceği belirtildi. Yine Kılıçdaroğlu'nun Baylok açıklamasıyla ilgili Bahçeli bu isimleri versin yoksa biz suç duyurusunda bulunacağız dedi. FETÖ ile ilgili bu MHP kanadından gelen eleştirileri nasıl yorumlarsınız? Teşekkürler. Şimdi şunu söyleyeyim. Önce tabii isim vermemesi falan söz konusu değil. Sormuş açıkça. Bahçeli diyor ki İlhan Öztürk kim açıkla? İlhan Öztürk benim amcam. Rahmetli İlhan Öztürk benim çok sevdiğim amcam. Ama aynı zamanda çok büyük saygı duyduğum da üniversiteden hocam. Yine ben 40 yıla yaklaşan bir süredir devlet hizmetindeyim. Benim ailemde Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bu devletin hizmetinde olmuş. Devlete, millete hizmet etmek dışında da başka bir şey düşünmemiş. Biz hesabımızı tarih önünde her zaman veririz. Ama şimdi ben şunu söyleyeceğim. Madem 12 Eylül dosyası açılıyor, o zaman 12 Eylül'de Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar davası diye bir dava vardı. 564 sanıklıydı bu dava. Bu 564 sanığın 220'si idamla yargılanmıştı. Yine bu dava kapsamında başında ülkücü ismi geçen derneklerin 16 tane dernek de vardı. Bu 16 derneğin 15 tanesi hakkında dava açılmıştı ve başkanları idamla yargılandı. Tek bir dernek istisnaydı. Ülkücü Akademisyenler Derneği. Ülkücü Akademisyenler Derneği'nin başında Devlet Bahçeli vardı. Şimdi ben soruyorum. Kendisini 12 Eylül'de en fazla korumaya mazhar ülkücü haline 12 Eylül'de kim ya da kimler getirdi? Bir diğer sorunuz daha vardı. Hazırlanan rapor efendim. MHP'nin CHP lideri ve CHP yöneticilerle ilgili hazırladığı rapor. Şimdi böyle bir takım iddialar var. Rapor hazırlıyoruz, şunu yapıyoruz CHP yöneticileri. Hep söylüyoruz. Yani trenden korksak, demirden korksak trene binmezdik. Bizim söylediğimiz bir şey var. Hodri meydan. Ellerinde ne varsa ortaya koysunlar. Birinci söylediğimiz bu. Ha Baylok dosyasına gelince hangileri devletin arşivleri ellerinde onu onlar bulacaklar. Evet, buyurun. Doğal gaz faturaları ile ilgili siz Türk akımı üstünden ve Rusya ile yakınlaşmadan bahsettiniz ama baktığımız zaman vatandaşların da çokça sıkıntıları olduğu dile geliyor faturalarla ilgili. Geçen yılın aynı bu yılın aynı dönemine göre iki katına varan faturalar olduğundan bahsediyor vatandaşlar. Bunu neye bağlıyorsunuz efendim? Bu artışı, anormal artışı faturalardaki hani vergiler mi yoksa dağıtıcıların koyduğu aradaki farklar mı? Bir nasıl değerlendirirsiniz bunu? Şimdi şunu söyleyeyim açıkçası. Türkiye'nin doğal gazı pahalıya aldığına dair çok ciddi iddialar var. Bir de geçtiğimiz yıl bu kriz döneminde doğal gaza çok ciddi ve elektriğe çok ciddi zamlar yapıldı. O dönem yazın bu zamlar yapıldığı için pek fazla hissedilmedi ama şimdi kış ayları geldiğinde artık vatandaşlarımız bu zamları hissetmeye başladılar. Bir an önce milletin sırtında taşınması son derece güç olan bu faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli önlemleri alması lazım diye düşünüyoruz. Ve otursunlar Putin'le her şeyi tartışıyorlar. 70 defa telefon görüşmesi yapmışlar. Bu 70 71. bir görüşmeyi daha yapıp doğalgazda
doğal gaz fiyatlarında indirim istesinler. Yani bu yüksek doğal gaz ve elektrik faturaları aslında şu 2019'da yaşadığımız yeniden yükseliş döneminin vatandaşımıza neler getirdiğini açık seçik ortaya koyan hususlardan bir tanesidir. Evet, buyurun. Efendim, Sayın Genel Başkan'ın birçok toplum kesimiyle görüşmeleri de devam ediyor. Biliyoruz, özellikle muhafazakar kesimle buluşmaları da devam ediyor. CHP'ye neden oy verilmediği konusunda araştırmalar yapıyoruz dedi CHP lideri ve asıl muhafazakar biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik şeklinde de bir değerlendirmesi oldu. Ve bu görüşmeler, devam eden görüşmeler, nasıl değerlendirirsiniz süreci, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz ve Sayın Genel Başkan'ın bu açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok ciddi bir kitlelere ulaşma konusunda önemli stratejiler izlediğimiz, seçimlerden aldığımız sonuçlardan da ortaya çıkıyor. Buna devam edeceğiz. Bize oy veren vermeyen tüm kesimlerle temas içinde olacağız. Bu konuda, yani bu kesimlerle temas etmeme konusunda herhangi bir muhafazakarlık veya tutuculuk içinde olmayacağız. Evet. Teşekkür ediyorum.